Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bulamazsan yarmayı, yiyemezsin hurmayı adlı paylaşımımı izlemediyseniz yukarıya link bırakıyorum. Orada mutlaka izlemelisiniz. Çünkü bu paylaşımım da yarmayla ilgili. Hocam satrançta yarma mı var? Evet satrançta piyonların yarma fikri var. Ve karşımızdaki örneğe gelelim. Yıl 1921. Siyahlarla oynayan isim Aron Nimzoviç. Videoyu durdurun, kendinize 4-5 dakika süre verin ve siyahların müthiş yarmasını bulun arkadaşlar. Evet siyahlar kaleye karşı iki, at, iki taş durumuna karşı oynuyor. Bu iyi değildir. İki taş kaleye üstünlük getirir. Piyonların iç içe girmiş olması da aslında beyazların işine gelir. Çünkü siyahlar oyun kuramaz. Fakat burada Nimzovic müthiş bir yarma buluyor. Ve bu yarmayı izlemeye doyamayacaksınız. Önce burada B4 oynuyor. Yarma neydi? Piyon fedaları ile bir piyonun vezire giden yolunu açmak. Yolunu yarmak. B4 hamlesi oynuyor. B4 hamlesi boşta. Oyunda da zaten bunu alıyor. Peki almazsa ne var? B4'ün tehdidi C3 sürmek, Şah çekmek. B, C3 alındığında da B, A3 alarak uzak geçer piyonla kazanca yürümek. Kalede açılan dikeyden arka tarafa beyazların kampına bölgesine girer oyunu kazanır. B4'e beyazlar A B4 alıyor zorunda. Siyahlarla oynayan Nimzovic kale H4 ile kalesinden de vazgeçiyor. Tabii ki beyazlar G H4 ile kaleyi de almak zorunda. Burada G3 oynuyor. Tehdit G2 sürüp vezir çıkmak. Bunu da almak zorunda beyazlar. Ve burada bir de C3 oynuyor. Şah çekiyor. Şahla alırsanız şah fili koruyan taş olduğu için şah fili koruyan taş olduğu için onu göstereyim. Şah fili alır ve piyonlar vizire gider arkadaşlar şahın desteğiyle. Burada da BC3 almak zorunda ve onu verdi, kaleyi verdi, bunu verdi derken en kenardaki A piyonunu geçer piyon oluşturdu. A3 sürüyor Nivzovic ve beyazlar terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü beyazlar şağıyla piyonu durdurmaya doğru giderse fili korumasız kalacak. Bu çok güzel bir an. Ben bu anı bir de Beethoven'dan Beethoven varken arkadaşlar izlemenizi istiyorum. Sonra sizden gelen bir örneği göstereceğim. İnanamayacaksınız. Evet, Maestro İşte bu. Harika bir şaheser. Şimdi sizlerden gelen, evet takipçilerimden gelen bir yarma örneğini paylaşacağım. Çok yeni geldi. Birkaç gün önce geldi. Birkaç gün oynamış bir maç. Kimin tarafına oynamış bir maç? Sevgili Hasan Bey'in. Tabi hangi Hasan? Onu söylemeyeceğim. <laughs> takipçilerimden Hasan Bey'in oynadığı bir maç. Bana gönderdi. Hocam dedi. İncilin dedi. Ben de inceliyorum canlı canlı inceliyorum. Ne diyorum? Bu konumda beyazlarla oynayan bizim takipçimiz Hasan Bey. Oyun bitmiş. İki geçiri var bağlı geçer. Oyun bitmiş. Şayla bu tarafa yürüyecek. Piyonları süpürecek. Vezirlerini sürüp piyonlarını sürüp sürüp vezir yapacak. Maçı kazanacak. Peki sıra siyatta. siyah ne oynuyor? Son bir çaba. A5 piyonunu sürüyor. A piyonunu sürüyor. 3'e 2. Bir şey çıkmaz oradan. Hasan Bey ne yapıyor? Şah D5 oynuyor. Esasında burada şahı D4'ten yürümek, piyonlara yapışarak yürümek daha doğru. Zaten bakalım ne olacak birazdan. Siyahlar burada son bir çaba A4 oynuyor. Allah Allah A4 neyin nesi? İzleyelim. Sevgili Hasan Bey burada şah C5 oynayınca ne oluyor dersiniz? Siyahlar kaybettiği bu oyunu yarma fikriyle kazanıyor. A3 oynuyor. Almak zorundasın diyor çünkü ben alacağım vezir yapacağım. Almayıp almayıp sürersen de bu sefer de piyonu alabilirim ya da sürebilirim. O da benim işime yarayacak. Alıyor Hasan Bey. Daha doğrusu almamış. Sürmüş. Fark etmez ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Siyahlar da alabilirdi. Sürmeyi tercih etmiş. Süre süre vezir çıkmış ve bu oyunu kazanmış. Siyahlar kaybetmişti. Ama umudunu yitirmedi. Şansını da denedi. Bu maçtan galip olarak ayrıldı. Peki Hasan Bey nerede hata yaptı? Sevgili Hasan Bey, piyonlara yapışarak oynayacaksınız. Piyonları küçümsemeyeceksiniz. Şah D5 hadi diyelim doğru ama A4'e burada sizin burada sizin Şah D4 oynayarak şahınızı C3 yoluyla B4'e gelerek piyonlara saldırmanız gerek. Oyun bitmiş. Evet. Arkadaşlar yarma gizli bir fırsattır. Unutmayın. Piyon oyun sonlarında daha çok çıkar. Piyon oyun sonlarında gizli bir fırsat olarak varlığını korur. Kim görürse puanı o tarafın hanesine yazdırır. Siz de oyunlarınızda yarmayı bulup hurmayı da yemek istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Bu maçta Hasan Bey bulamadığı yarmayı yedirdi hurmayı oldu arkadaşlar. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.